Bir araştırma şirketinin verilerine göre Türkiye'deki gençlerin imkan olması durumunda %73'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Genç işsizlerin sebeplerine değinen Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, genç işsizliğin önüne geçebilmek adına gençlerin kabiliyetine göre meslek verilmesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti. Ülkemizde bir genç eğitim hayatına başladıktan sonra ortalama 14-15 yıllık bir eğitimden geçtiğinde ne yazık ki diploması olabiliyor ancak işsiz olabiliyor. Buna bakıldığında ülkemiz gençliğinin her alanda aktif olabilmesi ve kendini gösterebilmesi için zorlu hayat şartlarında diplomalı işsiz olmasındansa mesleki eğitimlerle kabiliyetine göre eğitilmesinde ve kabiliyetine göre eğitiminden sonra ise meslek sahibi olabilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bakıldığında ülkemizde binlerce diplomalı işsiz olduğunu görüyoruz ve gençliğimiz gerçekten psikolojik sorunlarla, bunalımlarla karşı karşıya bir mücadele içinde kalmakta. Gençliğin büyük çoğunluğu ne yazık ki yurt dışında kendisi için bir kurtuluş görebilmektedir. Ancak tarihimize bakıldığımızda her zaman kabiliyete göre eğitim verilmiştir. Bugün gençliğimizde de aynı şey uygulanmalıdır. Buradan değinecek olursak, mülteci sorunuyla birlikte iki konuyu birbirine bağlayacak olursak, ülkemizde yaklaşık 7 milyon Suriyeli yaşamaktadır ki bunun yaklaşık 80 bini şehrimizdedir. Bugün Suriyeli gençler sigortasız daha ucuza çalıştırılabildiği için birçok alanda meslek sahibi olmakta ve ilerleyen süreçlerde çalıştıkları sektörleri eline alabilecek güce erişmektedir. Ancak bir yandan bakıldığında Türk gençliği toplum baskısından dolayı üniversite mezunu olmadığında işsiz kalabileceğine ve toplumdan dışlanabileceği algısına karşın sürekli okumaya zorlanmaktadır. Tabii ki üniversite mezunu olmak hayatımızda önemli bir parça tutmaktadır. Ancak kabiliyete göre eğitimde ülkemiz gençliğinde meslek sahibi olabilmesi gerektiğini ve eğilimi neyse ona göre eğitim alması gerektiğini düşünüyoruz. Burada ilçemiz örnek verecek olursak Kayseri Hacılar'da 1980'li yıllarda diyelim o dönemlerde kendi kabiliyetine göre eğitim alan gençlik bugün sanayinin birçok yerinde önemli noktalarda bulunmakta ve eğitimini alan gençlikse tabii ki bilim alanında geriye kalan alanlarda kendini göstermektedir.